Sevgili dostlarım, G20 zirvesi ile ilgili konuşmalar bir türlü bitmiyor. Çünkü G20 zirvesi daha önce G20 zirvelerine göre oldukça olağanüstü geçti aslına bakarsanız. Goygoy ağırlıklıydı. Yine insanlar birbirlerine çiçekler, böcekler verdiler. Herkes birbirleriyle ilgili güzel şeyler söyledi. Ama günün sonunda bir Trump-Erdoğan görüşmesi ve hemen onun sonrasındaki durum vardı ki İçler acısıydı sevgili dostlarım. Her ne kadar bugün yandaş medya dediğimiz medya grubu topluma farklı bir tablo çizse de, farklı bir tablo pompalasa da yine de gerçek değişmiyor sevgili dostlarım. Ve ne yazık ki çok yakın zaman içerisinde G20'de yapılanlar ortaya çıkmaya başlayacak. G20'de bir sonuç alınmadığı, 15 dakikalık görüşmenin aslında çok da önemli olmadığı, bu tür görüşmelerde sonuç alınacak bazı konuşmaların yapılmasının mümkün olmadığı anlaşıldıkça işler karışacak sevgili dostlarım. Ama G20 kime yaradı derseniz tabii ki her zaman olduğu gibi Trump ve Amerika'ya yaradı sevgili dostlarım. Çünkü Trump orada gerekli sözleri aldı. Evet, gerekli sözleri aldı. Dedi ki biz size Patriot vereceğiz. Biz size Boeing'leri vereceğiz. Biz size F-35'leri vereceğiz. Bunların bedelini ödeyeceksiniz. Biz de Türkiye'ye göndereceğiz. Ha, S-400 konusu mu? Ona da bakacağız. Bir çözüm üretmeye çalışacağız gibi bir yaklaşım içinde göründü. Ama aslında S-400 ile ilgili bir çözüm üretilmeyeceğini çok net bir şekilde biliyordu sevgili dostlarım. Evet. S-400'lerin alınıp kurulmasıyla ilgili bir sürecin NATO olduğu sürece, Birleşmiş Milletler olduğu sürece, Amerikan yasaları olduğu sürece işletilemeyeceğini çok net bir şekilde Trump biliyordu. Peki bu 15 dakika içerisinde ve sonrasında ne yaptı Trump? Şunu yaptı. Türklere Patriot'ları çaktı, Türklere Boeing'leri çaktı, Türklere F-35'leri çaktı ve yarın öbür günde Türklere dolar çakacak sevgili dostlarım. Dolar. Evet, doların ani yükselişinde çok etkili olacak. Çünkü S-400'lerle ilgili bir anda çark ediverecek. Bakın 15'ine az bir zaman kaldı. Hepimiz yakından takip ediyoruz. Temmuz 15'te S-400'ler Türkiye'ye gelecek, kurulacak ve bataryalar çalışır hale getirilecek. Böyle bir durumda siz sanıyor musunuz ki Amerika ve NATO ülkeleri ve Birleşmiş Milletler ülkeleri ve hatta Avrupa Birliği ülkeleri sessiz sedasız yerlerinde oturup hiçbir şey yapmadan bekleyecekler? Doğu Akdeniz'de Avrupa Birliği S-400 sürecine sıcak bakacak mı sanıyorsunuz? Yani orada petrol arama tarama faaliyetleri yürütürken Türkiye'ye getirecek ve S-400'leri Doğu Akdeniz'e doğru yönlendirecek. Ve Avrupa Birliği ülkeleri de buna sıcak bakacaklar. Bununla ilgili bir yaptırım uygulamayacaklar. Ya da yine S-400'ler gelecek. Türkiye'de stratejik Suriye ile ilgili stratejik noktalara ya da İsrail'e doğru konumlandırılacak ve Amerika buna sessiz kalacak. Amerika'daki Yahudi lobileri bu işe sessiz kalacak. Öyle mi sanıyorsunuz sevgili dostlar? Mümkün değil. Bakın altını çizerek, özellikle altını çizerek söylüyorum. Trump'ın G20'de yaptığı tek şey Türkiye'ye Patriotları. O eski külüstür, modası geçmiş, teknolojisi bitmiş Patriotları çakmaktı. Şimdi öyle bir noktaya geldik ki diyelim ki S-400'lerden vazgeçmedik ama kurmayı da düşünmüyoruz. 2,5 milyar dolarlık para çöp oldu. Evet, bay bay, bulut oldu, buharlaştı gitti. Çöpte duran S-400'lere biz 2,5 milyar lira, düzeltiyorum, 2,5 milyar dolar vermiş olacağız sevgili dostlarım. Kenarda köşede duran, hiçbir işe yaramayan, eğer ki kurulmazsa Amerika, NATO, Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği baskısıyla eğer ki S-400'ler kurulmazsa 1-2,5 milyar doları çöpe atmış olacağız. Daha ötesini söyleyeyim mi sevgili dostlarım size? Rusya'yı da aslında karşımıza almış olacağız. Çin'i de aslında karşımıza almış olacağız. İran ve Suriye'yi karşımıza almış olacağız
sevgili dostlarım. Geri dönelim mi? Hadi geri dönelim. Bu arada eğer ki S400'den vazgeçilmezse, kurulmasa bile, bakın, kurulmasa bile, Patriot anlaşması da gecikirse, hatta Amerika çok bilinçli bir şekilde madem S400'leri alıyorsunuz biz de size yaptırım uyguluyoruz kardeşim der ise, ki deme ihtimali çok yüksek, Trump'ın bizim heyete dönüp ey artistler demesinden belli, sizi avucumun içerisinde oynatırım ben, siz kiminle oynuyorsunuz demesinden belli Trump'ın. Eğer ki bir de böyle tablo ortaya çıkarsa, işte o zaman vay halimize, vay halimize sevgili dostlarım. Dolar bakın nasıl fişekler, kimse tutamayacak. Yani aslına bakarsanız Trump Türkiye'ye çok net bir ders veriyor bu süreçte. Amerika Türkiye'ye sopasını bir kez daha çıkarıyor sevgili dostlarım. Nasıl çıkarıyor? Bir yandan doları Türkiye'de değerli hale getirecek, TL'nin değersiz hale gelip Türkiye ekonomisinin ciddi anlamda bozulmasına neden olacak ve bizim buna ne yazık ki hiçbir hazırlığımız yok. Israrla aylardır şunu söylüyorum. Türkiye'nin TL'sinin değersiz olması gerekiyor ve değersiz TL'ye de Türkiye'nin hazırlanması gerekiyor. Bununla ilgili çalışmaları yapması gerekiyor diyorum ama kimsenin dinlediği yok. Herkes TL'miz değerli olsun da ne olursa olsun mantığında. Bakın eğer ki sizin TL'niz gereğinden değerli olur ise işte böyle saldırılara da maruz kalırsınız. Her şeyiniz ithal odaklı olur. Hiçbir şey üretemez hale gelirsiniz. Yarın öbür günde en ufak bir noktada Amerika dolarınıza değer kaybettirdiği an ekonominiz allak bullak olur. Siz paranızı değerli tutmaya çalışacağınıza, TL'yi aşağıda tutup bütün ekonomiyi bozmaya çalışacağınıza, esas finansal sisteminizi dengeleyip aynı zamanda tamamen üretim odaklı bir modele geçmiş olsaydınız bugüne kadar, Amerika ne kadar ey Türkiye, ne kadar ey S400 derse desin, bakın Amerika'dan bahsediyorum, Trump sesini ne kadar yükseltirse yükselsin, hadi kardeşim oradan diyebilirdik biz. Ama bugün diyemiyoruz. G20'de Trump'la görüşebilmek, 15 dakika görüşebilmek için peşinden fıldır fıldır dönüyoruz. Sevgili dostlarım, bunları bütün dünya gördü. Evet, Türk heyetinin Trump'ı yalnız yakalayıp 15 dakika görüşmek için nasıl peşinden dolandığını bütün dünya gördü. Trump görmedi mi sanıyorsunuz? Trump da bal gibi gördü. Ve bunu öyle bir kullandı ki sevgili dostlarım, öyle bir kullandı ki canımız çok yanacak. 2,5 milyar dolar S400'den para kaybettiğimizde kalmayacağız. Belki üzerine minimum 10 milyar dolarlık da Patriot'ları alacağız. Patriot'ları. Minimum 10 milyar dolar para vereceğiz Patriot'lara ve onları da bize kullandırmayacaklar. Ve onların teknolojisini de bizimle paylaşmayacaklar. Ve onları kursalar bile onlar da atıl halde kenarda duracak. Peki soruyorum size, Türkiye bu kadar çok parayı çöpe atacak kadar zengin mi? Hele ki böyle bir dönemde, hele ki böyle sıkıntılı bir dönemde, vatandaşın açlıktan nefesi kokarken, yoksullaşmışken, işsizleşmişken, her gün biraz daha bunalıma girerken, biraz daha büyük problemlerle karşı karşıya kalırken, aile içi şiddet yaşarken, hayatla ilgili umudunu tamamen bitirmişken, acaba o 15 milyar doları, 10 milyar Patriot'a, 2,5 milyar biliyorsunuz S400'e, 2,5 milyar dolar da yine diğerlerine, ufak tefek ıvır zıvıra, ha bu arada bir 60 milyar dolar da Trump bize en az 60-65 milyar dolar da Boeing'den ve F-35'lerden çakacağını kendisi söyledi zaten. Biz bu kadar zengin bir ülke miyiz? 66,5 milyarlık bütçe açığımızı, evet 66,5 milyarlık bütçe açığımızı kapatamadığımız için 50 tane takla atıp her geçen gün yeni zamlar yapıp milleti daha da darboğaza sokuyoruz. Ki 66,5 milyarın karşılığı neredeyse 10 milyar dolar. Bir de
üzerinden çok zenginmişiz gibi 60, 65, 70, 75 milyar dolarlık Amerika'dan mal alıyoruz. Neden? Amerika bize kızmasın diye. Ya yapmayın kardeşim. Yapmayın. Bırakın dolarınız patlasın gerekiyorsa, ama bu da size ders olsun. Dönün üretime, dönün Türkiye gerçeklerine. Bu vatan, bu vatandaş her şeyin altından kalkar. Ama yarın öbür gün bu vatandaşı kandırdığınız için daha da çok kaybedeceksiniz. Yapmayın. Yapmayın artık. Yeter. Bu vatandaşın parasını oraya buraya çarçur etmeyin. 75 milyar dolarımızı çöpte mi bulduk da biz götürüyoruz Amerika'ya veriyoruz? Çöpte mi bulduk biz parayı da bir S-400 bir Patriot alıp ikisini de kullanmadan depolara kaldırıyoruz? Neden? Sadece dolarımızı stabil tutalım diye. Bakın 120 milyar liraya giden bir bankacılık batık kredisi var sevgili dostlarım. 66,5 milyarlık 5 aylık bütçe açığı var sevgili dostlarım. 14'ün üzerinde işsizlik var sevgili dostlarım. Türkiye'de her 3 kişiden birisi işsiz, her 3 gençten birisi işsiz, her 3 üniversite mezunundan birisi işsiz. Tarım işçisi berbat durumda. Çiftçilik artık dönmüyor. Yapmayın. Yeter. Bu insanların sesine biraz kulak verin. Bu ülkede doğruyu söyleyen, dürüstçe doğruyu söyleyen, her şeyi feda etmek pahasına doğruyu söyleyenlere biraz kulak verin. Bizim gibilere biraz kulak verin. Hiçbir şey kaybetmezsiniz. Belki çok şey kazanırsınız. Bırakın artık. Sevgili dostlarım, bu videomun da sonuna geldim. Yeni videoda tekrar birlikte olacağız. Hoşça kalın, mutlu kalın.